Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda muhabbet kuşu nasıl eğitilir? Alışmayan muhabbet kuşlarını nasıl alıştırırız? Muhabbet kuşu yavrudan mı alıştırılır? Yetişkinken de alıştırılır mı? Onun videosunu çekeceğiz. Umarım size yararlı bir video olmasını temenni ediyoruz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, yorumlar kısmına yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, başlıyoruz. Evet arkadaşlar, örnek olarak bizim kendi alıştırdığımız, daha doğrusu alışmış bir kuşumuz var elimizde. Bu kuşu belki de hiç ellenmeden kuş kendisi alışmış. Yani bizim bir arkadaşımızdaydı. Kendileri çok fazla uğraşmadan da kuş gördüğünüz gibi ele gelebilen bir hayvan. Yani bu ırklarla da alakalı bir şey, yetiştirmeyle de alakalı bir şey. Bu bizzat bizim kendi yetiştirdiğimiz, yani anne babası bizde olan bir yavrumuzdu. Müşterimize vermiştik. Kendilerinde yaklaşık 3-4 sene kadar kaldı. Daha sonra zaten gördüğünüz gibi ele alışık bir hayvan olarak geri geldi. Yani yetiştirilen ırk da çok önemli bu konuda. Yani şöyle söyleyebilirim. Bir kuşu alıştırmak için ırk arayabilir misiniz? Arasanız da olur, aramasanız da olur. Ama benim size tavsiye edebileceğim kesinlikle yavrudan almanız. Çünkü yavrudan kuşun yetiştirilmesi biraz daha kolay. Biz yavrudan almadık. Bize bir yerden geldi. Alışır mı? Evet, zor. Süreci yaklaşık 2 veyahut da 3 hafta kadar bir süresi var. Yani biraz uğraşmak gerekiyor. Bizim her zaman bir teorimiz var. Kuşla bir ay uğraşacaksınız. O kuş da sizle bir ömür uğraşacak. Bir kuşa bir ay vakit verebilir misiniz? Eğer bir ay vakit vermek istemiyorsanız çok küçük yavrudan, yani yeni yem yemeye başlayan bir yavruyu alıp eğitmeniz sizin için daha kolay arkadaşlar. Bunun için de pet shoplara genelde tercih ediyorsunuz. Evet, gagalarının daha rengi belli olmayan, yani tur kırmızı ve beyaz renkte olanları tercih edebilirsiniz. Üreticilerden de alabilirsiniz. Üreticilerden de yavrular yeni yem yemeye başladığında da alabilirsiniz. Lakin şöyle söyleyeyim. Toplumda bilinen şöyle bir özellik vardır. İşte hayvanı aç bırakın size daha kolay alışır. Evet, aç bıraktığınız zaman kolay alışabiliyor ama yavrudan aldığınızda bu hayvan küçük olduğu için yem yemiyor ve yem yemediği için de otomatik olarak ölüyor. O yüzden bunu pek tavsiye etmiyorum. Hayvanı aç bırakmayın. Aksine hayvanı iyi beslemeye çalışın. Sizin tarafınızdan beslendiğine inansın. Size alışma süreci biraz daha kolay olur. Arkadaşlar, ilk önce söyleyeceğim şey şu. Kesinlikle aldığınız bir hayvanı, yavru da olsa, yetişkin de olsa kesinlikle salmayın. Çünkü şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi mesela örnek, ben bu hayvanı saldım ve kovaladım. Siz bunu kendi yerinize koyun. Bir yere gitmişsiniz, bir iş yerine, bir alışveriş yapacaksınız. İş yerinin sahibi sizi kovalıyor. Oradan alışveriş yapar mısınız? Yapmazsınız. Kuşlar da böyle. Bu yüzden size alışkın olmayan bir kuş, yani kafesin içine koyduğunuzda, elinizi uzattığınızda size gelmeyen bir kuşu kesinlikle siz salıp yani yakalamaya çalışmayın. Zaten yakalamaya çalışmanız da şundan kaynaklanıyor. Hayvan kafesine girmiyor. İşte üst tarafları konuyor, avizelere konuyor, lambalara konuyor, işte çiçeklerin koltukları üzerine konuyor. Siz bunu kafese sokmak için mecbur kovalamak zorunda kalıyorsunuz. O yüzden size tavsiye edeceğim şey, kesinlikle kuşunuzu salmayın. Size alışana kadar. Alıştıktan sonra zaten saldığınızda size gelmeye başlayacaktır arkadaşlar. Öncelikle birinci olarak size şöyle bir örnek göstereyim. Arkadaşlar, mesela bizim kuşumuz hiç elle tutulmayı sevmeyen bir hayvandır. Şöyle göstereyim. Bakın, hiç sevmez. Birincisi aldığınız yavruyu, bakın şöyle söyleyeyim. Tamam oğlum. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın şu şekil, avucunuzun içine yavruyu avucunuzun içine yatıracaksınız. Bu şekilde seveceksiniz. Bazı kuşlar istemez. Mesela bakın, ben kuşa enseden dokunduğumda kızıyor kesinlikle. Ama siz küçük yavruyu bu şekilde alıp bu şekilde sevmeniz gerekiyor. Yani bu süreci ne kadar yapabilirim? Sizin tercihinize kalmış bir şey. Hayvanınız eve geldikten sonra şöyle söyleyeyim. Yaklaşık bir 2 gün hiç ellemeyin. Çünkü bunun sebebi de şundan kaynaklanıyor. Hayvanın ortama alışması gerekiyor. Hayvan ortama alışmadan hayvanı salmamanız da zaten önemli bir konu. Söylemiştik bunu. Öncelikle hayvan 2 gün boyunca evinizde yemek yemesi gerekiyor, su içmesi gerekiyor. Mesela yavru aldıysanız suluğu aşağı koyun. Hayvanınız yukarı tüneye çıkamayabiliyor bazen, yerde olabiliyor. Suluğun içsin. Yemliği gene yemi bir müddet idarelik tabakta yere koyabilirsiniz. Dalları varsa dalları verebilirsiniz. Öncelikle hayvanınızın iyi bir beslenmesi gerekiyor. Yani hayvan o evde bakılacağına inanması gerekiyor. Belki bunların bizim kadar aklı yok ama en azından sezileri var. Bu sezilerden de çok rahat size karşı ısınabilirler. Öncelikle şunu söyleyeyim, en önemli şey, bir kuş ele alışması için kesinlikle el değmesi gerekiyor. Eli elinize değmeyen, yani bu eli hissetmeyen bir hayvan
Kesinlikle size alışmaz. Şans eseri almışsınızdır. Bir yavrudur. Irkı iyidir. Bu ırka göre hayvanı salarsınız. Hayvan işte korkmaz sizden, ürkütmezsiniz. Kendisi otomatik olarak size gelebilir. Ama eğer alıştırmak istiyorsanız aldığınız yavruyu veyahut da yetişkin kuşu öncelikle elinize alıştırmanız gerekiyor. Bunun sebebi de eliniz değmesi gerekiyor. Yani hayvanınızı bu elinizle kavramanız gerekiyor. Yani o el temasını, o sıcaklığı hissettiğinde hayvan size otomatik olarak alışma sürecine giriyor. Bunu nasıl yapabilirim? Vaktim yok. Arkadaşlar çok basit. Bunu evde eğer sizden haricinizde eşiniz varsa işte sabah 10 dakika, akşam 10 dakika veyahut da akşam geldiniz. Örnek veriyorum bir maç izliyorsunuz 90 dakika veyahut da bir dizi izliyorsunuz. Veyahut da telefonunuzda oyun oynuyorsunuz. Arkadaşlar yapacağınız çok şey basit. Yani günde sadece yarım saat vaktinizi ayırarak hayvanları da alıştırabilirsiniz. Çok zor olmayan bir süreç. Size göstereceğim taktik, bütün kuşlarda uygulayabileceğiniz taktik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın kuşunuzu tuttunuz. Şuraya koydunuz arkadaşlar. Göğüs üstü deniyor. Hayvanınızı seviyorsunuz. Yani şurada televizyon izlerken hayvanınızın kafasını sadece okşayın. Bu şekilde bu hayvan burada zaten uyku moduna geçecektir. O yüzden dolayı en kolay sevme yöntemi budur. Avuç içinde tutabilirsiniz yorulduğunuzda. Elinizi değiştirebilirsiniz ama kesinlikle hayvanınızla elinizin temas etmesi gerekiyor. Muhabbet kuşlarına bu biraz daha kolaydır. Çünkü sebebi muhabbet kuşları daha az ısırırlar. Sultan papağanları keza buna keza daha zordur ısırmaları olduğu için. Onun da yöntemlerini göstereceğiz. Bir sonraki videomuzda sultan papağanı nasıl alıştırırız videomuz olacak. Onda da zaten bunu öğreteceğiz. Arkadaşlar ikinci bir konu. Eğer ki hayvanınızı dediğim gibi sevdiniz. Yani yavruyu ortalama bir hafta gibi bir süreç içinde alıştırabilirsiniz kendinize. Daha yabani kuşlar için ikinci olanı söyleyeyim. Daha yabani olan kuşlar içinse yani alıştırmak biraz daha zordur. Bunun sebebi de şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Hayvan küçükken ürkütülmüş olabiliyor. Yetişkin bir kuş olmuş olabiliyor. Yabani kuşlarla bir arada durduğu için kendisi de yabanileşebiliyor. Bundan dolayı hayvanınız çok kaçma sürecine girebiliyor. Elinize aldınız yaşlı bir hayvanı. Yani yaşlı dediğim de 3-4 aylık hayvanlardan bahsediyorum. Yani 3-4 yaşındaki hayvanlar biraz daha bu sürece zor alışabiliyorlar. Bunun için ne yapabilirsiniz? Yaşlı bir kuşunuz var. 3 aylık veyahut da 3 yaşında veyahut da 10 yaşında. Bunun için yapabileceğiniz en pratik yol elinize sevdikten sonra kafes içinde bir ay sonra ben bir ay gibi müddet veriyorum. Daha kısa sürede de alışabilen hayvanlar oluyorlar. Ama en az bir ay söylüyorum. Çünkü hayvanlar yabanileştikçe size alışma süreçleri daha azalıyorlar. Elinize aldınız sevdiniz kafesinize koyuyorsunuz. Bunu günlük yaparsanız süreç daha hızlı ilerler. Günde 2 kere yaparsanız bunu 15 güne indirebilirsiniz. Arkadaşlar kuşunuzu aldınız, sevdiniz, kafesinize koydunuz. Bu süreci bir hafta devam ettirin. Hiç salmayacaksınız ama. Salmadıktan sonra kafese elinizi uzattığınızda eğer hayvanınızın hareketleri yani size karşı siz yaklaştığınızda kafese hala vurmaya devam ediyorsa bu süreci devam ettirin. Bu süreci ikinci haftada bakın. Eğer ikinci haftada da süreç aynı şekilde devam ediyorsa buradan sonra tekrar sevmeye devam edin. Üçüncü haftanın sonucunda tekrar gözlemleyin. Gözlemlediğinizde eğer hayvanınız hala yabani şekilde sizden kaçıyorsa, siz günlük yarım saat, bir saat gibi bir vakit ayırıp, eğer ki hayvanı sizden hala kaçıyorsa, yaşlı bir hayvan için bahsediyorum, hayat da büyümüş, 3 aylık, 4 aylık gibi bir hayvanınız eğer sizden kaçıyorsa, geriye tek yol kalıyor arkadaşlar. Ya kanat kesimi yapacaksınız, ya kanat kesimi yapacaksınız. Kanat çekimini bilmeyen arkadaşlar için ben size nasıl yapılacağını size videoyla resimle göstereceğim. Eğer yapabiliyorsanız kanat çekimi yapın. Hiç canını yakmadan çekebilme yöntemleri var. Normalde şöyle ben size bir örnek göstereyim. Normalde siz tüyünüzü direkt tutup çektiğinizde canınız çok fazla yanabilir. Veyahut da birisi arkadaşınız sizin tüyünüzü çektiğinizde canınız yanabiliyor. Lakin bu deriyi tuttuğunuzda deriyi tutup yani bir kişi yardımıyla yaparsanız biraz daha kolay oluyor. Deriyi tuttuğunuzda bu eğer tüyü çektiğinizde bu canınız daha az yanarak bu tüyü çekmiş oluyorsunuz. Kuşlarda da böyledir. Kanatlarını tutarak mesela örnek yani şeyin bittiği yerden şöyle tuttunuz. Buraya bastırıyorsunuz. Yani etini tutuyorsunuz hayvanın. Şu kanadı bastırdığınızda çektiğinizde hayvanın canı yanmadan daha rahat şekilde size alışabiliyorlar. Yani daha rahat kanatları çekildiği için fazla uçamıyorlar. Uçamadıkları için de genelde yerlerde geziyorlar. Ezmemeye dikkat edin. Yani bu son bir yöntemdir. Hayvanın canı yanar mı? Evet ufak bir canı yanıyor ama çok fazla canını yakmamız için zaten kanadını tutmadan çektiğinizde çekemezsiniz. Kanadı gelmez. Ha diyorsanız ki ben hayvanın canını yakmayayım. Daha basit bir yöntem var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Kanadını açtınız. Bakın kanadını açtınız. Şu alt tarafı görüyorsunuz. Oradan değil arkadaşlar. Şöyle. Bakın şuradan. Yani şu teleğinin çıktığı yer. Şöyle. Şu kısımdan.
Zaten şurada göreceksiniz arkadaşlar. Bakın şu tarafta baktığınızda üç ufak bir kanatlar var. O kanattan olduğu kısımlar arkadaşlar şuradan kestiğinizde hayvanın kanatları kesilmiş olur. Yani bunu şöyle de algılayabilirsiniz. Biz bu kanatları kestik. Hayvanın canı acır mı? Hayvanın canı acımaz. Çünkü neden diyeceksiniz? Siz nasıl saç tıraşı oluyorsanız bu hayvanlar da otomatik olarak saç tıraşı olmuş gibi bir durum oluyor. Hayvanınızın kanatlarını kestiniz. Fazla uçamıyorlar. Kanatları ne zaman çıkar? Kanatlarını şöyle söyleyeyim. Hayvan tüye girdiği zaman mesela bizim şu an hayvanımız tüyde. Hayvan tüye girdikten sonra bu kanatları tek tek döker. Tek tek döktükten sonra çıkartır. Bu da yaklaşık 3-4 ay gibi bir süreci alır. Kanatlarını çektiğiniz zaman ne zaman çıkar? Bu süreç biraz daha hızlı çıkar. Ama kanatlarını çektiğiniz hayvanı kesinlikle salmayın fazla. Çünkü çok yüksekten de uçurmayın. Mesela örnek veriyorum. Yerden 1,5 metre bile yüksek oluyor. Çünkü hayvanların kanatları olmadığı için fazla uçamıyorlar. Fazla uçamadıkları için yere çakılıp kanatları zedelenebiliyor. Kanat kesiminde böyle bir sıkıntı yok. Kanat kesiminde istediğiniz şekilde çok yüksekten yine olmamak şartıyla aşağıki bölgelerden salabilirsiniz. Bir insan boyunun olduğu bölgeden salabilirsiniz. Zaten hayvan fazla uçamadığı için hayvan otomatik olarak belli bir alana gidip gelecektir. O alanda da siz onu yakalayıp elinizde koltuklarda gezmeye başlayınca otomatik olarak size alışmış olacak arkadaşlar. Alıştığı için de içiniz rahat olarak şekilde hayvanınızı besleyebilirsiniz. Hayvanımızı aldık. Bunu yaptık. Lakin alışmadı. Yani kanat kestik, elimizde sevdik. Alışmadı. Benim size yapabileceğim son tavsiye arkadaşlar, hayvanınız dişi ise bir erkek bulup eş yapıp yavruları yuvadan çıkmadan, yavruları severek kendinizi alıştırabilirsiniz. Veyahut da yavrular, örnek veriyorum, yeme düştü. Yeme düştükten sonra alıp hayvanı sevip onu da alıştırabilirsiniz kendinize. Yavrunuz, örnek veriyorum, dişi veyahut da erkek, hangisi ise ona göre bir tane pet shop'tan ya da üreticiden karşı cinsle bir hayvan bulup onunla yavru alıp aldığınız yavruyu yetiştirebilirsiniz. Evet, yetişkinler biraz daha zor alışıyorlar. Yani 1 yaşın üstündeki hayvanlar biraz daha zor alışıyorlar. Ha şöyle, 2-3 yaşındaki hayvan alışır mı? Tabii ki arkadaşlar, alışmayacak diye bir şey yok. Dişiler mi erkekler mi daha kolay alışır diye sorarsanız, erkekler alışkanlığa biraz daha yatkındır. Lakin ben size şöyle söyleyeyim, dişiler daha cana yakındır. Yani size alışmış bir dişi kesinlikle başka bir kuş istemez. Yani örnek veriyorum, bir kuş getirdiğiniz zaman kıskanabilir. Sizden gitmez, kişisel olarak sadece size gelir. Size alıştıysa evden kesinlikle birine alışır. Ya eşinize, ya size, ya çocuğunuza, ya annenize, ya babanıza, evde kim varsa kesinlikle hayvanınız birine çok alışır. Özellikle dişiler, şöyle söyleyeyim, evde en çok kimi severse ona giderler ve ondan fazla bir yere gitmezler. Erkeklerde bu çok farklı değildir. Erkeklerde keza birine alışıklardır ama diğer insanlara da gidebilirler. Hayvanınızı ürkütmemeye çalışın. Ürkütmeden sevmeye çalışın. Şöyle söyleyeyim. Eğer ki hayvanınız çok kaçıyorsa ışığı kapatıp karanlıkta hayvanınızı alıp sevmeye başlayabilirsiniz. Eğer yavruysa yavaş bir şekilde alabilirsiniz. Başka çözüm yolları var mı? Evet var. Kafesin içinde elinizi bekleterek hayvana elinizi açıp yem vermeye çalışabilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Ama bu uzun süreli bir yöntem. Çünkü yaklaşık 5 dakikadan sonra eliniz ağrıyacağı için otomatik olarak elinizi indirmek zorunda kalacaksınız. Bu da size ister istemez sıkıntı verecektir. O yüzden muhabbet kuşunu alıştırmak istiyorsanız kesinlikle eliniz değmesi gerekiyor. Eliniz değdiğinde hayvan size ısınacaktır. Sizin sıcaklığınızı hissedecektir. Hissettiği için de otomatik olarak siz de hayvanınıza alışmış olacaksınız. Hayvanınız da size alışmış olacaktır. Dediğimiz gibi arkadaşlar, bizim bir sloganımız var. Bir ay bir kuşla uğraşın, bir ömür o sizinle uğraşsın. Hayvanınız eğer size alıştığında ortalama, yani ömrünün de uzadığını söyleyeyim. Çünkü şöyle bir şey var. Kanatlı hayvanlar kapalı olduğu alanlarda ömürleri kısalıyor. Kapalı olmayıp, yani kafes dışında yaşamı süreci daha yüksek olduğunda yaşamları daha fazla uzuyor. Tabii ki herkesin bir ömrü var. Ona biz bir ömür biçemeyiz. 8 ila 25 yıl arasında yaşayan oluyor. Bu yüzden dolayı hayvanınızı çok kafeste tutmayın. İmkanınız varsa, eğer ki hayvanınız alışmıyorsa, kesinlikle üretim olarak hayvandan yavru almaya çalışın. Şimdi diyeceksiniz ki kafeste üretim yapıyoruz ama hayvan alışmıyor. Bu hayvanı kafese kapatmak değil mi? Evet, kafese kapatmak. Ama orada ona bir doğa sağladığınızda kendi yavrular oluyor, kendi uğraşı oluyor. Hayvanın farklı bir eğilimi oluyor. O yüzden dolayı hayvanınız eğer size alışmıyorsa, dediğim yöntemlerde alıştıramadıysanız, yapacağınız en güzel şey hayvanınızı eş olarak bir üreticiye vermek, üreticiden yavru almasını sağlamak, eğer evde bakmak istemiyorsanız. Arkadaşlar, videoyu tekrardan beğenmeyi unutmayalım, yorum atmayı unutmayalım. Kanala abone olmayı ve bizi tavsiye unutmayın. Teşekkür ederim.